İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı Sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Ardıç Dalı Sohbetlerinde kültür, sanat, bilim ve edebiyatı konuşuyoruz. İnsan etrafında cereyan eden hadiselere, hayatın içinde gördüğü bir takım tablolara bakınca arkasından düşünce dünyasında, hayal dünyasında bir takım sorular da ortaya çıkmıyor değil. Yıllar önce Kayseri'de bir namaz kılarken, cemaatle namaz kılarken namazın ortasında muhteşem bir minber gördüm ve ona baktım. Fakat görüntü itibariyle fevkalade güzel olan minber yağlı boyayla boyanmıştı. Acaba dedim plastik mi? Elimle yokladım. Tahta olduğunu gördüm. Ya dedim bu tarihi bir eser olmasın. Böyle bir kendi kendime konuştum. Namazdan sonra bir yetkiliye aradım, buldum, sordum. Dedim ki bu muhteşem minberi dedim kim boyamış? Hiç sorma dedi hocam dedi. Orada bir görevli iyi niyetle tutmuş bir Selçuklu eserini, muhteşem bir eseri yağlı boyayla boyamış. Ondan sonra şunu düşündüm hepsi. Ya dedim Türkiye'de bulunan bu kadar kıymetli eserler, bu kadar güzel değerler acaba bir envanteri çıkarılmak suretiyle nasıl muhafaza ediliyor? Bunların üzerinde işlem yapmak bir kaydeye bağlı mı? Bunları hep düşündüm. Ama sevgili izleyiciler emin olun bu akşamki konuklarımız, kıymetli konuklarımızla yapacağımız sohbetle benim merak ettiğim bu suallerin cevabını hep birlikte alacağız. Doçent Doktor İsmail Aytaç, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nde kurul başkanı. Efendim hoş geldiniz. Sanat tarihi uzmanı Kadir Atıcı, Elazığ Belediyesi'nin gerçekten yerinde bir kararla kurmuş olduğu KUDEP, Koruma Uygulama Denetim Bürosu'nun başındaki arkadaşımız, siz de hoş geldiniz. Sayın Aytaç, önce size soralım. Harput'tan başlayalım. Harput'tan mesela diyelim ki Hoca Hamamı. Hoca Hamamı hakkında konuşmak konusunda birazcık ruhsatım var. Çünkü Hoca Hamamı dedemindi. Evet. Daha sonra belediye istimlak etti. Sonra biz ondan sonra ne olduğunu hocama da soracağız ama mesela Hoca Hamamı'nda benim Hoca Hamamı'nın üzerine bir diyelim ki bir küçük bir ev yapmak istesem. Şimdi ben düşünüyorum Hoca Hamamı nereye kayıttı? Envanteri kimde? Anıtlar Koruma Bölge Müdürlüğü Diyarbakır'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü nedir, Kültür Müdürlüğü nedir, Belediye Başkanlığı nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanması içerisinde tarihi eserlerin konumunu takip eden, onların envanterini çıkaran, onların tamiratı için ruhsat veren veya bizzat kendisi yapan kurumlar, kuruluşlar nelerdir? Bunların fonksiyonları, görev alanları, yetki sınırları nelerdir diye bir soru sorsam neler söylersiniz? Şimdi Ahmet Hocam, öncelikle ben Fırat Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. Bunu evet, onu da özellikle olayım. Söyleyelim. Evet. Tabii evet. Şimdi Türkiye'deki tarihi eserlerin tabii ki birden fazla kurumu var sahip olan, devlete evet. ait. Ama ilk akla gelen doğal olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı. Evet. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak biliniyor. Evet. Bunlara bağlı olarak 23 tane Türkiye'de koruma bölge kurulları var. Kültür Bakanlığı'na tabii ki bağlı il kültür müdürlükleri, müzelerimiz var. Evet. Özellikle vakıf eserler dediğimiz cami, mescit, türbe gibi yapıların birinci dereceki sahibi genellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Evet. Bunlar da bölgelere bağlı müdürlüklerle işlevlerini sürdürüyorlar. Evet. Üniversiteler her zaman çeşitli konularda uzmanlar ekiplere vererek yayınlar, sempozyumlar, kitaplar yayınlarak bu işin bir tarafında var. Evet. Belediyeler, eğer Büyükşehir Belediyesi ise onun yapısı biraz değişiyor. Bizim gibi il belediyeleri ise daha yapısı değişiyor. Evet. Valiliklerde il özel idarelerine bağlı birimler, işte KUDEP onlar da kurabiliyor, belediye de kurabiliyor gibi birimler genel anlamda bu işin sahipleri olarak görünüyorlar. Yalnız anladığım kadarıyla Sayın Aytaç, bölge koruma kurulları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıflar olsun, efendim valilikler olsun, belediyeler olsun, Kültür Bakanlığı olsun mutlaka bir diyalog içerisinde öyle tabii, görünüyor. Kurumlar arası işbirliği olmak zorunda. Hepimiz Türkiye için zorunda. Çalışıyoruz. O evet. Başka bir anlama gelemez zaten. Evet. Bütün bunlar tarihi eserlerimizin korunması, aslında Uygur restore edilmesi evet. konusunda ne yapıyor? Devletin bir noktada işler hale gelmesini temin ediyor. Peki Sayın Aytaç, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Atıcı, evet. ben yıllardır Ardıç Dalı sohbetlerini yapıyorum. Ben bu Elazığ'da restorasyon çalışmaları için
Efendim valilik bünyesinde, belediye bünyesinde, üniversite bünyesinde neler yapılabilir sualini aramaya çalışan bir insanım. Belediyemizin Sayın Mücahit Yanılmaz'ın zaten ufku olan bir insan, ben zaman zaman kendisiyle konuştuğumda ifade ediyorum. Örnek bir gayretiyle KUDEP'in kurulmuş olmasını görmek beni sevindirdi. Bize KUDEP, Elazığ Belediyesi'ne bağlı olarak kurulan koruma uygulama denetleme bürosunun nasıl bir fonksiyonu olacağı, ne gibi bir işlevi olacağı veya şu ana kadar neler yaptığını, neler yapmayı düşündüğünü anlatır mısınız? Tabii. Şimdi öncelikle KUDEP Elazığ Belediyesi'nde 2008 yılında Kültür Bakanlığı'ndan açılması için izin almış. Evet. 2005 yılında kurulumuna müsaade edilen ve yönetmelikçe de yasalar çerçevesinde kurulan KUDEP 2008 yılında belediyenin müracaatıyla anılıyor. Evet. Fakat herhangi bir çalışmaya tabi tutulmadan atıl bir durumda kalıyor. Fakat bizim tarihimizin çok güzel bir lafı vardır. Marifet iltifata tabidir diye. Evet. Mücahit Bey Başkanımız KUDEP'in faaliyete geçmesinden yana oldu. Ve KUDEP'i 2015'in Nisan ayı içerisinde ekipleri oluşturularak çalışmalara başladı. Fakat şöyle bir durum var. KUDEP Bakanlıktan gelen izin yazısıyla açıldıktan sonra Diyarbakır Bölge Kurulu'ndan 3 ay staj görüyor. 3 ay staj aldıktan sonra da kurumsal kimlikle KUDEP artık asıl işlerini ve sorumluluklarını almaya başlıyor. Peki KUDEP'in şu anda teşkilat yapılanmasında evet. Kaç kişi görev alıyor? Şu an sanat tarihçilerinden, arkeologlarından tutun da efendim... İnşaat mühendisi, mimar, evet, restoratör tabii mimarlar. Bunlar tabii mevzi olarak da mesela part time de çalışabilirler değil mi? Yoksa kadrolu mu çalışıyorlar? Tam çalışıyorlar. Tam çalışıyorlar. Çalışmaları gerekiyor. Şöyle bir durum oluyor. KUDEP'ler 2015'in Nisan ayında başladıktan sonra biz Diyarbakır'da staja gittik. Artı dışında Harput'ta yapılacak olan bütün çalışmaları 2014 Harput Çalıştayı'nda da yer aldığım için malum hocamızla birlikteydik. Eksikleri, gedikleri çok öncesinden dile getirilenler aslında günümüzde halen devam ediyor. Yani ben 90'lı yılların CD'lerini izledim, çekilmiş evet. videolarını izledim. O gün söylenen bugün de söyleniyor. Aslında her şey belli Harput'ta. Yapılması gerekenler evet, belli, evet. ortada. Sadece cesur adım atılması gerekiyordu. Bu cesareti de ben yineleyeceğim lafımı. Evet doğru. Mücahit Başkanımızdan aldıktan sonra hocamızın da Harput'taki o bilgi donanımıyla, münevver kişiliğiyle birlikte çalışmalara başladık. Öncelikle var olan yapıların raporlarını tutup Diyarbakır Kurulu'ndan izinlerini alıyoruz. Çünkü tescilli evet. yapılar oldukları için bu tür çalışmalarda bulunuyoruz. İlk çalışmamız bizim Harput'taki kale hamamı oldu. Çok evet, güzel de bir güzel. Çalışmamız evet. olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde bilimsel danışmanlığın hocamızın yaptığı kazıya başlayacağız. Kale kazısına. Harput evet. kale hamamı kazısına pardon. Şimdi benim anladığım kadarıyla kale hamamı kalenin önünde olan önünde. Hamam değil evet. mi? Kalenin evet. içinde değil, değil yani. Hayır değil. Önünde evet. olan hamam. Biz orayı Harput Kent Müzesi olarak planlıyoruz. Fevkalade güzel. Çok güzel. Bir de hoca hamamı var girişte. Evet. O evet. biraz daha ayakta durmuş. Evet. Tabiatını şimdi, sonra belki ele alacaksınız. Doğru, doğru hocam. Şöyle bir şey yapıyoruz. Biz Harput'taki stratejimiz birden bütün işlere girişip de yarım bırakmaktansa Şa, evet. daha sistemli ve stratejik olarak devam etmeyi daha uygun bulduk. Fevkalade güzel. Evet. evet şimdi öncelikle kale hamamının iznini aldık. Kazısına işte haftaya başlayacağız. Daha sonra hoca hamamını mesela hamam müzesi düşünüyoruz. Harput'umuzda evet. Çok güzel bir hamam kültürü mevcuttu. Evet. Biz bu kültürü 21. yüzyıla taşımak için hani teşhirde de olsa görsünler, tabii. bilsinler diye hoca hamamını da hamam müzesi olarak düşünüyoruz. Evet, temizlik veya temizlik hijyen müzesi yani sadece evet, hamamla evet, değil evet. de temizlik, insan sağlık, su kültürü, doğru. sağlık ve su kültürü diye daha geniş kapsamlı olabilir. Doğru, doğru. Çok güzel, evet. Bu tür çalışmaları düşünüyoruz. Artı mesela Kızıl Kilise'nin de restorasyonunu düşünüyoruz. Esadiye Hamamı'nın. Yani mevcuttaki olan yapıların ayağa kaldırılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Evet. Sayın Atıcı, burada ben izin verirseniz bir hatıramı anlatayım. Bu aslında bu olaylar için fevkalade geçerli. Ben Kayseri'de
ilçe kaymakam vekilliği de dahil ilçe sağlık müdürlüğü yaptım. Ben bu görevleri yaparken Kayseri İl Müftüsü Muhterem Nurettin Muhterem Necmettin Nursaçan'dı. Çok sevdiğim bir insandır. Evet. Şimdi televizyonlarda bir takım sohbetler yapıyor. Bir gün bana dedi ki ama bu arada Kayseri'de olağanüstü işler oluyor. Bir bakıyorum bir camiyi alıyorlar. Önce caminin etrafını dozerlerle, kepçelerle açıyorlar. Selçuklu Osmanlı eserlerini önce alttan ziftliyorlar yani su almasın diye. Sonra caminin minaresine kadar camiyi abat edip başka bir camiye geçiyorlar. Ben ondan sonra gittim Müftü Bey'le konuşuyorum. Dedim İsa'yı Müftü bu güzel bir şey. Nasıl oldu bu dedim bir camiye bu kadar ta temelden başlayıp minaresine kadar bakım yapmak fikri nereden geldi? Dedi ki hocam dedi ben buraya geldim. Her camide dedi para toplanıyor. Ehil insanlar, yardımsever insanlar ciddi yardımlarda bulunuyorlar. Fakat caminin dediğiniz gibi bir kısmı yapılıyor, bir kısmı kalıyor. Hemen diyor olaya el koydum. Dedim ki ey millet, ey sevgili arkadaşlarım. Bundan sonra bir camiyi bitirmeden öbürüne geçmeyeceğiz. Ve inanır mısınız şu anda Kayseri'nin bütün camileri pırıl pırıl. Tabii burada Kayserilerin zekasını da görmek lazım. Ama sizin bu tavrınız fevkalade güzel. Elazığ için bu tavrın fayda getireceğine inanıyorum. Hocam şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Harput'ta yapılacak o kadar çok iş var ki. Evet. Yani geçmişten muhakkak bir takım çalışmalar yapıldı. Yani herkesin hakkını vermek gerekiyor. Fakat bir bütün olarak ya da tabloya bir bütün olarak baktığımızda sadece üçte biri yapılabilmiş. Evet. Yani çok az bir şekilde yapılmış. Biz mevcutta olanları yani tabloyu bir bütün olarak değerlendirdiğimiz için mevcuttaki yapılara başladığımız kadar biz bir de tabiat varlıklarına da el atmaya başladık. Mesela Buzluk Mağarası olsun, Ankuzu Baba Gavur Taşı olsun, Ejderha Taşı olsun. Ölbe Vadisi. Ölbe Vadisi olsun. Yani kültür varlıklarıyla tabiat varlıklarını çok, evet. bir arada fakat düzenli ve sistemli bir şekilde götürmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz evet. böyle. Bu çalışmaların da sağlıklı ve sıhhatli oluşunu mevcuttaki var olan yapıları ya da tabii varlıkları bir liste halinde sıralayıp düzenli bir şekilde gitmeye bağlıyoruz. Yoksa ya biraz da işin içerisinde kalma sıkıntısı da olabiliyor Harput'ta. Evet. Çünkü mevcut halini malumunuz sizler de biliyorsunuz, hocam da biliyor. Daha düzenli gidersek eğer daha güzel şeyler çıkartırız. Ve bu yapmış olduğumuz çalışmalar hem Harput insanına, oradaki kalan insanlara, Elazığ şehrimize olduğu kadar turizm amaçlı olduğu için de memleketimize çok güzel bir değer katacağımızı düşünüyorum. Evet. Çünkü ben Harput'u hep şöyle yorumluyorum. Harput Elazığ'ın belleği aslında. Bizim evet. kültür aynamız. Bir memleketin ya da bir şehrin ismi aslında tarih dediğimiz mevzu. Biz o kültürü ayakta tutup da şehrimize kimlik kazandırmanın derdindeyiz. Öyle evet. söyleyeyim. Çünkü kimliksiz şehir kentleşiyor. Biz o kentleşmenin içerisinde o şehri, o kültürü ayakta tutmaya çalışacağız. Evet. Yani bir şehir sadece fiziki mekanlardan ibaret değil. Evet. Sayın Atıcı, burada şunu söylemek lazım. Harput 4000 yıllık bir tarihin iklimini teneffüs ettiğimiz bir yer. Yalnız... Şimdi Harput Elazığ'a bağlı bir mahalle gibi görünüyor. Bazen sistemler alıyoruz. Diyorlar ki ya niye Harput'tan bahsediyoruz? Aslında Harput derken 100 sene gerisine gittiğimiz zaman Tunceli Kalan adıyla oraya bağlı. Mesela Bingöl Çapakşur adıyla oraya bağlı. Evet. Aslında Harput bir havzayı temsil ediyor. Bir kültür kavramı. Bir kültür kavramıdır Sayın Aytaç, siz de biliyorsunuz. Palu ile Harput'un bir farkı yok. Palu aslında Harput bir binanın içerisindeki dershane gibidir. Bu kadar güzel bir üslup. Yalnız burada... Şunu hemen görmemiz mümkün. Harput'ta yapılacak, çevresinde yapılacak mesela bir Ölme Vadisi ile bir buzluk mağarası ile ilgili bir takım iyileştirici işlemler pek çok kurumu ilgilendiriyor, pek çok bölge müdürlüğünü ilgilendiriyor. O zaman bu meseleye Elazığ'ın üst aklı yani milletvekilleri, vali, belediye başkanı, rektör, sanayi ticaret odası başkanının bulunduğu bir üst kurulun sahiplenmesi zarureti ortaya çıkıyor. Ben hep bütün programlarda bunları söylüyorum. Şimdi vekillerimiz de yeni seçildi. Tebrik ediyoruz. Allah hayırlı etsin. Aslında bu güç dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları devlet ve millet için memleketin hükümetsiz kalmaması için can siperane bir kararla pek çok kişiye görev verdiler. Yani milletvekilleri evet. biz efendim seçildik. Etrafa hava basalım.
kibirli şekilde gezelim diye bu noktaya getirmediler. Aslında ben milletvekillerine acıyorum. Çünkü o kadar çok yoğun işler kendilerini bekliyor ki belki de 4 yıl ya keşke şu iş bitse de gidip kenarda dinlensek diyecekler. O yüzden şimdiden sayın vekillerimize söylüyorum, arz ediyorum. Diyorum ki en azından üst aklı oluşturun. Yani vekiller, vali, belediye başkanı, rektör, sanayi tiyatrosu başkanı bütün bu meselelere bir karar yapılabilecek bir yuvarlak masada alsınlar. Bir kara kaplı defterleri olsun. Bunların kararları alınsın. Kime sorarlarsa soralım. Bu anda Elazığ'da mesela Harput'ta KUDEP neyle uğraşıyor? Herkes desin ki kale hamamıyla uğraşıyor. Yani bunu vatandaş da bilsin. Böyle bir üst aklın oluşmasını buradan temenni ediyoruz. Sayın Aytaç kusura bakmayın. Şimdi söz sizde. Size şunu sormak istiyorum. Ben de tabii bütün bu şeylerde en azından dinleyici olarak bulundum. Mesela bahsettiğiniz Harput kurultayında. Şimdi Adriyatik'te, hatta ben Pula şehrine gittim Hırvatistan'ın. Muhtemelen Hırvatistan'ın Dubrovnik şehri. Oraya siz gittiniz mi bilmiyorum. Dubrovnik'e gittiniz mi? Gitmedim. Gitmediniz. Dubrovnik'te hocam bundan belki de 300-400 sene önceki şehri yeniden imar etmişler. Fakat bu şehir imar edilirken şehrin asli yapısını, yani 400 sene önceki krokiler üzerindeki binaların ebatları, şekillerine sadık kalmışlar. Harput'ta yapılan koruma amaçlı imar planı, şuylandırma, buna benzer bir takım çalışmalar sizce Dubrovnik'te karşılaştırılsa nasıl? Şimdi Ahmet Hocam, özellikle bu tabii ilimizde Kültür Turizm Müdürlüğü, müze, diğer ilgili kurumlar birçok çalışmalar evet. yapıldı. Evet. Sorun şu, harita aslında belli, yürüme haritamız belli. Ama irade konusunda eksiklerimiz vardı. Evet. Şimdi mevcut valimiz sağ olsun destek veriyor. Bugün Mardin'de olan Ömer Faruk Koçak valimiz destek verdi. Evet. Belediye başkanımız, özellikle Yanmaz başkanımız toplantılara, turizmle ilgili kısımlarda hepsine katıldı ve destek verdi. Şöyle bir durum oluştu. Herkes artık elinden geleni yapıyor. Evet. Bu güzel bir hava. İnşallah haftaya, geçen sene kalede kazıya başladık. Haftaya kale hamamının kazısına başlayacağız. Çok güzel. Projeler geliyor, çok teklifler var. Seneye baharda Harput'ta fiiliyatı daha hızlı görecek herkes. Onu öncelikle söyleyeyim. Çok Şimdi güzel. Gelelim o diğer kısmına. Şimdi Harput 60'lara kadar iyi kötü ayaktaymış. Biraz sahipsiz kalmış, doğru. Fakat o yığıntılar kalmış ve bizim Harput'un müzemizden rica edilmişti, valilik tarafından görevlendirilmişti. Evet. Ulu Cami'nin batısında 6-7 tane sondaj yapıldı. Onu ben özellikle rica etmiştim konuşmalardan. Öyle bir sonuç çıktı zaten. 2-3 metre altında Selçuklu Beylik, Osmanlı dönemine ait daha nitelikli yapılar çıktı. Bütün dokusuyla. Çok güzel. Şimdi bizim burada koruma amaçlı imar planı günün şartlarına göre yapılmıştı. Ama güncellenmesi gerekiyor. Zaten hepimiz bunu evet, söylüyoruz. Çok güzel. En büyük sorun mülk sorunuydu. Evet. Mülkiyet sorunuydu. Belediyemiz daha önce de bir kısmını çözmüştü ama son bir yılda hızlı bir şekilde sonuçlanmaya başlandı. Çok güzel. Onu çözmezseniz bir iş yapamıyorsunuz. Devlet evet. diyor ki şahıslı olan mal 50 tane işte miras falan nasıl yapacağız? Var. Olmuyor. Bunları netleştirin. Sonuç olarak yol haritaları belli oldu. Biz şunu söylüyoruz. Bütün yada da artık modern anlayışta o var. Önce nereye ne yapıyoruz? Bir basit sondajdan başlayalım. Müze denetimidir ya da şimdi KUDEP'imiz var. KUDEP denetiminde. Şimdi evet. KUDEP'in fonksiyonlarından biri de müzenin bir anlamda yan birimi gibi çalışıyor. Bir anlamda aynı fonksiyonları yapıyor ama belediyenin evet. elemanı. Daha evet. kolay karar verip daha hızlı hareket edebiliyor. Dolayısıyla evrak işinden tutun da projelerin evet. tamamını takibi noktasında KUDEP'e çok büyük işleri düşüyor. Şimdi Kadir Bey ile biz Malatya KUDEP'te de birlikte çalıştık. Kazıda yaptık, araştırma yaptık, kitaplar yayınladık filan. Oradan da bir tecrübemiz var. Çok güzel. Sonra koruma kurumunda ben görev alınca oradaki restorasyon projelerinden kanunlara kadar nasıl karar alınıyor, öyle bir birikim oluştu. Çok güzel. Onu da Harput'a, Elazığ'a genel için söyleyeyim, yansıtmaya çalışıyoruz. Haritamız şu. Mülkiyet sorunu. Evet. İki, vakıflar kendi bölge müdürü projeler yapıyor. Onların yaptıklarını biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama mülkiyet maddi kısmını vakıflar devam ediyor. Onun dışında kale işte izin verdi. İl özel idaremiz kale kazısına büyük destek veriyor vali kanalıya. El Harka Vakfımız kazının geçen evet. sene sponsoruydu. Bu sene tamamen özel idare başkanı ve bütün personele teşekkür ediyorum bu arada yardım destekleri için. Başladı.
Belediyemiz elemanlar aldı. Şimdi bütün projeleri, eğer iş gecikiyorsa başkanımız her zaman söylüyor. Biz belediye olarak hemen maddi destek yapalım diye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Basit kazılarından önce denetim altındaki KUDEP elemanları denetimde kazılar. Ne yapılacaksa ondan sonra restorasyon projesi. Kurula gidip izni çıktıktan sonra restorasyon. Ama restorasyonlarda bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Uygulama sırasında ilgili sanat tarihi, arkeolog, mimarlık tarihi ya da projeyi çizenlerin o restorasyon süresince orada olmaları gerekiyor, denetlemeleri gerekiyor. En büyük sıkıntımız uygulamadan kaynaklanan sırlar. Başka bir şey yapıyor mesela. Evet. Sonra da bitti ne yapalım ma dönüyor. Evet. Lüzumsuz yerlere gidiyor. Şunu söyleyeceğim. Harput'un işte Halep Kalesi'yle çok benzediği biliniyor. Onunla ilgili yayınlar, kitaplar var. Daha önce biliyorsunuz Profesör Veli Sevin, Necdet Aslan Sevin bilimsel başkanlığında müzenin resim başkanında 5 yıl kazı yapılmıştı. Onların yaptıklarından sonra biz geçen sene benim başkanımdaki ekip devam etti. Şimdi Bakanlar Kurulu kararıyla bütün yetki üniversitemiz ve benim adıma üniversitemizin oldu. Ekibi genişlettik. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Dünya Kültür Mirası'na önce yedek listeye sonra asıl listeye kadar bir hedefimiz var. Bunu söylerken tabii ki bütün kurumlardan, bütün şehrimizde, evet, Harput'u seven herkesten destek aldığımız için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Buluntularımıza birazdan değinirim. Hakikaten insan yaşamışına ait o kadar güzel örneklerimiz var ki. İşte Kültür Bakanımız iki ay önce geldi. Kalenin önüne çevre düzenlemesi projesi yapıyor. Kazı evi projenin içine konulmaya çalıştı. Oren Üniversitesi'ne girecek. Yürüyüş alanlarının güzergahı belirleniyor. Evet, çok güzel. Yani bunların hepsi fiiliyata yavaş yavaş dönüşecek. Evet. Toparlayayım. Kanunlar. Evet. İlgili birimler ve maddi kaynağı ayrıldıkça yapılmayacak bir şey yok. Şu anda da hepsine ait bir irade, kaynak, destek var. Sayın Aytaç, ben bir vatandaş olarak soruyorum. Şimdi Allah'a şükür Kanal Fırat Elazığ'da banilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda yaptığı yayınla Avrupa'nın Fransa'dan ta yukarı Estonya, Letonya'ya kadar Rusya'nın bir kısmına, Türkiye'nin tamamına, Orta Doğu'nun bir kısmına ulaşabilen bir televizyon. Bir vatandaş olarak soruyorum. Şimdi burada Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Mücahit Yanılmaz, zaten ufku olan, ben kendisiyle şahsen tanışıyorum. Onu da sık sık söylüyorum. Ufku olan bir insan, teknoloji, iletişim teknolojisini çok iyi kullanan bir insan. Ona teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörümüz aynı şekilde ilgili. Yani bilimlerin başında olan insanların şu anda gönülden destek vermeleri güzel bir şey. Ama yarın bunlar değiştiği zaman bu projeler hakim kalırsa bundan endişe ediyorum ben. Olmaz. Bunu bir sistem haline getirmek sisteme lazım. Sisteme oturtturduk büyük bir oranda. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii dediğimiz kurumların başındaki idarecilerin desteğiyle, evet, şu an rahat konuşuyoruz. Evet. Konuşuyoruz. İşte Kadir Bebek birazdan bahsedecek. Fırat Kalkınma Ajansı bu işin bütçe ayırmış. Evet. Özel idareye mevcut 10 yıl önceki çıkan kanunlarla emlak vergisinden %10 ayrılıyor. Bu kültür işlerinde çok kullanmak güzel. Üzere. Evet, çok biz güzel. Özel idaren kanalı şu andan oradan kullanıyoruz. Valiliğimizin tabii direktifleriyle. Evet. Yetişmiş elemanlarımız var. Eksikler var mı? Detaylarda her zaman eksik vardır. Daha da iyiye götürmek için çalışıyoruz. Evet. Onun dışında üniversitemiz birkaç bu sanat arkeoloji konusunda öğretim üyesi temini noktasında irade gösteriyoruz. İnşallah bunları da yavaş ekiplere dahil edeceğiz. Dolayısıyla kişiler aradan çekseniz bile sistem artık sistem en azından yürüyebilecek gibi. Bu yürüyen araca artık kimse olumsuz yaklaşmadığı gibi. Bir de Sayın Aytaç, bir de sosyal medya günümüz dünyasında Türkiye'de çok etkili. Evet. Yani biraz ilgili insanlar gördükleri aksaklıkları hemen rahatlıkla yazabiliyorlar. Bu da şey yapıyor, yönetici arkadaşlarımız, yöneticilerimiz için uyarıcı oluyor. Yalnız aklıma şu geliyor Sayın Aytaç. En azından hemşehrimiz, kendisini hayırla yad ediyoruz. Enis Yeter. Evet. Kastamonu, valisiydi. Beraber gitmiştik. Evet. İnanılmaz güzel işler yapmıştı. Yani eski telefon direklerinden eskitilmiş tarihi motifli mobilyalar yapımı, taş işçiliği, buna benzer atölyeler kurmuştu. Tabii. Şimdi belki mesela Kastamonu Valiliği'nin şu anda fiilen çalışan bu ünitelerinden de faydalanmak suretiyle Elazığ'da mesela KUDEP böyle bir şeyler kurabilir. Bunu da hocamıza soralım. Gerçi siz daha güzel o
sistemi bildiğiniz için siz önce konuşun, daha sonra hocamıza soralım. Şimdi bütün bunlar birbirini destekleyen unsurlar. Evet. Yerel ürünleri üretme, tanıtma, grafik tasarımdan ambalaj tasarımına kadar, üretime kadar. Ama evet, burada halk eğitim merkezleri bazı kurslar veriyor zaten, rehberlikten başladık. Belediyemiz bazı hizmetçi eğitim kursları vermeye başlıyor. Onların programları yapılıyor. Diğer taraftan yapılacak geleceğe yönelik bu ustalar yetiştirmek için bazı kursların yeniden güncellenmesi gerekiyor. Dünya ölçeğinde birçok yere gittiğinizde her yerde bulacağı ürünü değil de oraya ait olan ürünü. Evet. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Kültür Bakanlığımız Vedat Pehlivan avukat, aynı zamanda kurul üyesidir İstanbul'da. Bölge için bir destinasyon projesi hazırlıyor. Galiba bitmek üzere. Bu niye söylüyorum? Ta Divriği'den başlayıp Palyo'ya kadar Fırat Havzası'nın içine alan bir çalışma. Çok güzel. Bunun bütün her, büyük bir kısmı tamamlandığını düşünüyorum. Geçen sene biz turizm sektörü olarak Elazığ Ekonomi Kurultayı'nda benim başkanımda ama bir ekip tabii çalıştı. Bütün detaylarına kadar bunların indik. Hangi kurum görevli? Neyi yapacak? Hangi zamanda yapacak? Bu acaba yazılı bir metin haline geldi mi? Geldi. Fırat Kalkınma Ajansı'nın internet sitesinde var. Evet. Ben DAP dediğimiz projede üniversitemizi temsilen Bingöl'deki toplantıya katıldım turizm konusu için. Ve o Kalkınma Kurultayı'ndaki yazılmış, çizilmiş, projelendirilmiş profesyonel bir şirket tarafından da stratejisi belirlenmiş o belgeleri Bingöl'deki arkadaşlarımız sunduğumda bizim kadar hazır olan hiçbir il yoktu üniversite bazında ve evet, il bazında. Onlara da onlar ajanstan alın dedik. Bütün bunların yol haritaları mevcut. Bilersek programın hiçbir... Tabii hiçbir. Her ama ben bunları gerçekten, bunları evet, yoksunluğunu çeken, bir yoksunluk sendromu vardır bizim tababette. Yoksunluk sendromunda bulunan bir insan olarak sizin ağzınızdan duymakla fevkalade mutlu oluyorum. Fevkalade güzel. Bu artık sistemin yavaş yavaş oturduğunu gösteriyor. En eski derler ya, en kötü demokrasi, en iyi, mutlak, mutlakiyetten her zaman daha iyidir. İnsanların iradesiyle tevdi edilmiş, insanların iradesiyle yürüyen işler, yazılı metinlerle yürüyen işlerden her zaman daha geride kalır. Tabiatıyla buna memnuniyet duyuyoruz. Şimdi Sayın Atıcı size soralım. Bir vatandaş olarak kalenin önünde kale hamamı var. Kale hamamı yıkıntılar arasında nispeten böyle ayakta durmaya çalışan bir ünite. Evet. Şimdi siz bu kale hamamını restore ederken eski halini nasıl hayal edeceksiniz? Eski resimlerden mi faydalanacaksınız? Veya bir yerlere mi soracaksınız? Veya temellerdeki bir takım taşlarından giderek onun eski halini tasarlamaya mı çalışacaksınız? Sonra bunu yapmak isteyen rastgele ustalar mı olacak? Yoksa birileri mi yapacak? Yok, bunu bizim değil. Benim adıma mesela evet, bütün halk sorar size. Siz doğru, bir anlatın. Aslında o sormuş olduğunuz soru çok hassasiyet gerektiren bir iş. Yani evet, restorasyon, çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntı çektiği ya da aşmak istediği konulardan biri restorasyon konusudur, koruma konusudur. Evet. Benim uzmanlık da korumacılık olduğu için Türkiye'de bu takım çalışmaların kısmi olarak iyiye gittiğini söyleyebiliyorum. Restorasyon hataları da mevcut. Biz bu hataları Harput'ta hiç yapmamaya, minimizi seviyeye düşürebilmek için öncelikle ilk konuşmada da bahsettiğim gibi İsmail hocamızın öncülüğünde zaten bu tarz evet, çalışmaları yürüteceğiz. Bir arşiv araştırmasına gidiyoruz. Eski fotoğraflarına ulaşıyoruz. Hekaza mevcut. Evet. Eski fotoğraflardan baktıktan sonra da yapımını restorasyon üzerine tecrübeli olanları daha çok tercih ediyoruz evet, bu konuda. Daha önceleri de hamam üzerine çalıştığımız için az çok hani tecrübe de edinmiş bulunuyoruz bu konuda. Evet. Ve bu yapılara daha çok restore amaçlı olarak başvuran şirketler olsun, restorasyon şirketleri olsun, onları önemsiyoruz diyelim. Hatta evet, yeri gelmişken söyleyeyim, 18-21 Kasım arası Antalya'da bulunacağım. Yapex Restorasyon Fuarı'na katılacağız. Evet. Elazığ Belediyesi olarak standlık. Biz orada 210'a yakın restorasyon şirketi geliyor. Yurt içi ve yurt dışından restorasyon çok şirketleri güzel geliyorlar. Biz restorasyon şirketleriyle Antalya'da irtibata geçeceğiz, konuşacağız, Harput'umuzu anlatacağız, şehrimizi söyleyeceğiz, yapılarımızdan bahsedeceğiz. Onların bilgi, tecrübe, deneyimlerinden yararlanacağız ya da Harput'a davet edeceğiz. Çünkü
mevcuttaki yapıyı gerçekten ayakta tutmak ya da restore etmek çok detay gerektiren, çok hassasiyet gerektiren bir iş olduğu için biz bu konuda biraz daha titiz davranacağız, öyle söyleyeyim. Evet. Sayın Atıcı, evet. Halkın da hafızasında, muhayyilesinde yaşayan evet. hususlar var. Mesela kale hamamında yıkamış insanlar var şu anda Harput'ta. Evet, evet, evet. Onlar da sizin için bir kaynaktır. Doğru, doğru. Zaten biz yaşayan kültür diye kabul ettiğimiz, sözlü kültür diye kabul ettiğimiz o çağın bahsettiğiniz gibi hamam içerisinde yıkanmış olan o havayı teneffüs eden insanlarla da konuşacağız. Fotoğraflarına da bakacağız. Daha deneyimli, yaşça tecrübeli kişilerin sohbetlerini de dinleyeceğiz. Evet, çok güzel. Çünkü biz bir çalışmaya başlamadan önce bütün yolların kapısını açıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani arşiv yazının kapısını açıyoruz, fotoğrafların, sözlülerin kapılarını açıyoruz. Konuşuyoruz, ulaşabildiğimiz her yere ulaşıyoruz. Almış olduğumuz bilgi ve dokümanları kendi mutfağımızda harmanlayıp ortaya güzel bir şeyin çıkması için mücadele ediyoruz. Daha sonra onu kalifiye elemanlara restore ettiriyorsunuz. Tabii, tabii, tabii öyle. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Atıcı. Sayın Aytaç, bundan yıllarca önce bir gazeteci ekip Sovyet Rusya'ya, Moskova'ya gitti. Moskova'da kültür eksenli bir çalışmalarda bulundular ve Moskova Belediye Başkanı özellikle Moskova'yı tanıtan, Moskova'nın kültür değerlerini tanıtan bir briefing vermiş bunlara. Bir kadın gazeteci yazıyor gazetede, ben okudum, çok hayret ettim. Şimdi diyor ki, belediye başkanı diyor, Moskova Belediye Başkanı, Moskova'nın bugünkü halini büyük bir diyor, böyle büyük bir salonda küçük bir maket olarak bize diyor gösterdi. Onu anladık diyor. Daha sonra diyor, 50 sene sonra Moskova'nın alacağı şekli de başka renkli binalarla diyor onun yanına monte etmişler, onu da gösterdi. Yani Moskova'da diyor kimse diyor o maketin dışında çivi çakamaz. Şimdi Moskova için kendileri açısından tarihi bir belde. Böyle bir şey olduğuna göre biz Harput için mesela 1900 yılında Harput böyleydi. Efendim biz bunu böyle yapmaya çalışıyoruz diye bir maket, bir tablo, bir sulu boya resim ki bunlarla ilgili mesela bizim Yaşar Sabri Şanlı var. Eski fotoğrafları çıkaracak bizim Recep Bağcı var. Elimizde kalifiye yani gerçekten sanatkar insanlar da var. Böyle bir şey düşünülemez mi? Ahmet Hocam, 1985 yılında İtalya ile ilgili, Roma ile ilgili bir kitap almıştım. Evet. Oray'dan bir arkadaşımız vasıtasıyla. Evet. Yaklaşık 200 metrekarelik milattan sonra 2. yüzyılın Roma'sının maketini yapmışlardı. Biz buna rekonstrüksiyon diyoruz. O günün mevcut veriler ışığında ki dediğiniz görseli yazılı bütün dokümanlar bir araya getirerek mevcut kalıntılar da dahil maketi yapılmıştı. Evet. Biz Harput'u ne kadar ayağa kaldırsak da 1850'lerin Harput'unu hiçbir zaman eski haline gerçekte getiremeyiz. Getiremeyiz, evet. Çünkü yaşanmışlıklar var arada. O da doğaldır. Ama dediğiniz gibi maketini yapabiliriz. Daha önceki Sayın Valimize bu konuyu izah ettiğimizde dedi ki bir mevcutun maketini yapalım. Ölçekli yaptık. Doğru, evet. Ölçekli yapıldı Yaşar Sabri Hocamız tarafından. Çok güzel, evet. Onun devamında da bir arşiv taramasında çok büyük sıkıntımız kalmadı artık. Bir araya gelip yeniden güncellenebilir ama bir hafta bilemem bir iki haftalık bir işi var. Çok güzel. Hangi tarihi baz alacaksak diyelim 1900'lerin başı. 1900 başı evet. Öyle bir maketi Harput'a önerdik. Ama onun için daha yürüyemedik. Harput'un bir zorluğu da var. Çok engebeli bir arazi. Vadiler dik filan. Evet, evet. Ama ne olursa olsun ölçekli yapılabilir. Geleceğe yönelik de zaten koruma amaçlı imar planlarının amacı o. Mevcut dondurup işte orada var. 4 katlı beton bina ikiye indirelim. Dış cephesini ahşap giydirelim. Harput geleneksel ev mimarisine göre boş olan arsaları 4 tane plan tipi var. Onlara evet. göre yapalım. Bunlar zaten çok var. Çok güzel evet. Dolayısıyla 50 yılın sonrasının Harput'unun da neler olabileceğine dair bir şey yapılabilir. Ama atıyorum 20 yıl sonra bir kazı yapıldı, araştırma yapıldı. Orada koyduğunuz bir şey değiştirebilirsiniz. Yani tabii o, onlar evet, dünyada onlar da zaten çok tabii. yapılabiliyor. İllüstrasyon resim yapılabilir. Canlandırma. Evet. Şöyle bir riski de var. İnsanlar onu görünce bu %100 bu olacak değil. Biz mevcut verilere göre bunu öneriyoruz. Ama bu her zaman güncellenebilir diye bir kazıda bir başka yapı ortaya çıkarsa ona göre değiştirilebilir. İşte, ama bunları bilimsel bir platformda düşünmek. Şu konuşmamız da fevkalade güzel. Bunu şu anda bütün izleyicilerimizle beraber yapıyoruz bu sohbeti. Fevkalade güzel. Yani Harput bir bakıma yıllar sonra
ilk defa böyle bir platformda milletin anlayacağı şekilde konuşuluyor. Ben millet temsilen buradayım. Çok ehil bir insan değilim. Yani ben mektepli bir insan değilim. Ama bir vatandaş olarak söylediklerinizden zevk alıyorum ve pek çok şey öğreniyorum. Sayın Kadir Atıcı, şimdi bu durumda KUDEP'in ilk hedefi kale hamamıdır diyebiliriz, değil mi? Evet, yani başlangıç noktası kale hamamı oluyor. Kale hamamıdır ama bu arada kendi yapılanmasını düzgün bir hale getirmesini de temenni ediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Başlangıç noktamız kale hamamı oldu. Çünkü aslında bizi biraz da kale hamamına yakın tutan konulardan biri kalenin kazısının olması. Yani evet. Harput kale kazısının olması, kale hamamının kazısının yapılıp bir kent müzesi haline dönüştürülmesi. Yani doku oluşturma evet, çabamız. Evet, çabamız öyle. Evet. Ve ben Harput'u yani parça değil de hep bütün görmek istiyorum. Hayalimde öyle var. Evet. Yeri gelmişken söyleyelim, bu mevcuttaki yapıları biz restore ettiğimiz gibi yok olanları da ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Örneklerinden bir tanesi Muvakkithane. Evet, Sarı çok önemli. Saratın önünde Muvakkithane. Evet. Muvakkithane'ye çok önem veriyorum ben, şahsım adına da söyleyeyim. Malumunuz Muvakkithane Doğu ve Güneydoğu'da yapı olarak tek Harput'ta mevcuttu. Evet. Çoğu yerde saat kulesi onu, varken bize Muvakkithane var. Muvakkithane. Evet. Onun ben bir resmini gördüm. Bizim evet. Harput'un bir kıdemli muhtarı var, Feyzi Kahraman. O nereden bulmuşsa bana bir resim getirirdi. Var. Evet. Yayınlandı. Evet. Yani birazdan yayınlara değineceğim. Evet, evet. Şurada. Evet. Muvakkithane'nin yapımı için de mesela arşivlerden Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Çok güzel, evet. Mevcut arşivlerinde fotoğraf, bilgi, doküman varsa istedik. İnönü Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi'nden astroloji bölüm başkanı yardımcı doçent doktor Tuncay Özdemir, evet, beyefendi ile irtibata çok geçtik. Güzel. Çünkü Muvakkithane'nin yapımı biraz da güneş ışınlarıyla alakalı bir şey. Evet. Yani bütün konuyla ilgili onu arkadaşlarımız gösterebilirlerse göstersinler. Evet. Evet. Fevkalade güzel, inanılmaz güzel olur. Onu mutlaka ve biz yapmalısınız. Evet hocam. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hani KUDEP'i tanımlamak istersem kendi lügatımca, biz yapmaya hazırız. Yani şu an bütün raporlar, her şey mevcut. Çok güzel. Kale hamamına başladık. Siz de demin bahsettiğim gibi ya da programın başından söylediğim bütün yapıların raporları hazır. Evet. Diyarbakır Kurul'a Kasım ayı içerisinde gidecek. İzinleri alındıktan sonra yapımına başlanacak. 2016 ve 2017 ben Harput'u gözümde tasavvur ediyorum. Her tarafta bir inşaat. Artık evet. Yapılar restore ediliyor. Koruma amaçlı imar planı içerisinde uygunluğu noktasında var olanların, mesela yolların yapımı, levhaların değişimini şu an uğraşıyoruz. Elbette, çok güzel. Tabiat varlıklarıyla kültür varlıklarını bir bütün haline getirmeye çalışıyoruz. Sayın Atıcı, burada evet. Aklıma gelmişken gene bir vatandaş olarak söyleyeyim. Şimdi aktif web siteleri, interaktif web siteleri çok önemli. Mesela siz KUDEP olarak bir web sitesi kursanız ve burada da vatandaşlara açık bir serbest kürsü yapsanız, evet. Vatandaşlar size inanılmaz tekliflerle gelecektir. Ben buna inanıyorum, evet. Hocam zaten biz Harput'ta çalışmalara başladıktan sonra o yöre insanını dinlemeye başladık. Evet. Hani onlar ne düşünüyorlar? Akıllarından ne geçiyor, ne yapmak istiyorlar ve Harput'taki en büyük endişeleri de bizi buradan çıkarmaları, Harput'u insansızlaştırma gibi düşünceye evet. sahip olanlara ben buradan da söylüyorum, öyle bir gayemiz yok. Çünkü insan nefesinin olmadığı yer ıssızlaştığı gibi de harap olur. Harap olur, evet. Biz o nefesi orada korumaya çalışacağız. İnsanla yaşatmak çalışacağız. Evet, evet, evet. Mesela mevcuttaki Harput evlerinin, yani tescilli olmayan müstakil evlerin mantolamasını düşünüyoruz şu anda. Dış evet. cephe giydirmesini yapacağız. Çok güzel, bahçesini evet. düzenleyeceğiz ve evet. oraya bir sokak dokusu kazandıracağız. Oradaki vatandaşımız yine kalacak evinde. Fakat estetik görünümlü daha bir sokak dokusunda kalacak. Yani çok öyle bir güzel, evet. ortamı görecek. Bizim mücadelemiz böyle. Yani oradaki insanları ya da Harput'a gönül verenlerle bir irtibata geçtim ben. Evet, çok güzel. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi evet. Ahmet Hocam, medya Sayın konusuna evet. gelelim.
Güncel medyayı Kadir Bey ile geçen baharda tekrar internet dünyasında taradık. Arşivleri güncelledik. Yurt dışından evet. görüntüler ekledik. Zaten bu kültür müdürlüğümüzde var. Yer yer kişilerde var. Yeniden buna başlasak bize katkı olacaktır. Ama %80-90'ının hazır olduğunu düşünüyoruz. Şu anda yani... Ama güncellenmeli. Zaman evet. zaman da yapmalıyız. Şimdi belgesel ya da dijital dünyaya geldiğimizde en hızlı ulaşım aracı oldu. Evet. Artısıyla eksisiyle diyelim. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela biz geçen sene Kale Kazısı'nı yaparken belgeselini de çektik. TRT'ye göndermeyi planlıyoruz. Onun için biraz geciktik. Evet. Fragmanı da arkadaşlara vermiştim. Belki gösterirler. Bu fragmanı YouTube'a ve diğer medyaya ilettireceğiz. Sağ olsunlar Veli Bey'in başkanlığındaki kazıları da dahil olmak üzere bizim son iki yaptığımız kazıları da medya çok sık şekilde gündeme getiriyor. Çünkü yeni buluntularımız var, yeni mekanlarımız, evet. yeni amaçlarımız var. Biz üniversitemizde genel sekreterimiz Saadettin Tan Yıldız'ın da sağ olsun ben daha söylemeden o söyledi. Fırat Üniversitesi'nin ana sayfasına bir Harput Kale Kazısı linki koyalım diye. Çok güzel. Benim daha önce Kıdeniz'de katıldığım kazı ekibinde olduğum Radyo Kıyan'ın öyle bir linki var. Her türlü bilgi akışı oluyor. KUDEP de aynı şeyi herhalde evet, düşünüyor. Düşünüyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Yalnız bir cümleyle bağlayayım konuyu. Evet. Biz bunu geçen sene de yapabilirdik. Medyaya hızlı bir şekilde işte linkleri filan. Biraz dedik yol alalım. Yani insanlar... En azından masanın evet, üzerine koyacağımız şeyler programı olsun. Programı görsün evet. insanlar. Bir şeyler yapıldığını görsün. Evet. Ondan sonra paylaşalım. Sayın Aytaç, bu güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ama ben şahsen programı sunmanın ötesinde bir öğrenci gibi sizi dinlemekten fevkalade bir zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. En son mesajınız ne olur? Ben geçmiş gelecek kavramı içerisinde hayatın üç ayak üzerinde durduğunu derslerimde de söyleyeyim. Geçmiş, bugün ve gelecek. Bu üçünü birbirine kurban etmeden götürmek evet. zorundayız. Özellikle gelecek nesillerin boş vakti daha çok olacak. Gelecekle ilgili bütün araştırmalar onu gösteriyor. Evet. Bilim ve turizm, sanat, kültür, seyahat her zaman daha fazla insan hayatında olacak. Bu açıdan geleceğimizi de inşa etme adına Harput merkezinde Harput kültürüne sahip çıkmaya herkesi davet ediyorum. Elazığ'ımız bu konuda da duyarlı, onu da bilelim. Müzik dünyamızdan tutun, edebiyat dünyamıza kadar, kültür dünya, mimarimize kadar, mimarlık tarihimize kadar birçok şey şu anda programlı yürüyor. Bir ricam da kaleyi gezen vatandaşlarımız da çok sık geziyorlar. Özellikle kirletmemeleri ve yazılarla kirletmemeleri, onları yeniden çıkarmak çok zor oluyor. Evet. Bu vesileyle size ve kanala teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Atıcı, biz sizin şahsınızda bizim hayal ettiğimiz, yıllarca hayal ettiğimiz bir birimi oluşturduğu için Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a hasreten teşekkür evet. ediyoruz. Siz son olarak neler söylersiniz? Öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi bir açık hava müzesi olan Harput'umuzu ihya etme noktasında bizi teşvik eden başkanıma teşekkür ediyorum. Evet. Teveccüh gösterdiler KUDEP'le. Harput'u gecikmiş olan değerini ve saygınlığını tekrar kazandırmak için mücadele etmeye hazırız. Öyle söyleyelim ekip arkadaşlarımla, KUDEP ekip arkadaşlarımla birlikte. İnşallah güzel olur diye temenni ediyorum Allah'tan. Evet. Duamdır. Size ve kanalınıza bu güzel programı ve bu güzel ortamı oluşturdukları için bütün ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Hocama da teşekkür ediyorum bu konuda. Harput'ta sürekli yanımızda evet. çünkü destek oluyor bizlere. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bir Ardıç Dalı sohbetlerinin sonuna geldik. Bu akşam Doçent Doktor İsmail Aytaç, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi ve Elazığ Belediyesi KUDEP sorumlusu, sanat tarihi uzmanı Kadir Atıcı'yla 4000 yıllık Harput'un tarihini, mevcut durumunu ve geleceğini konuştuk. Aslında teneffüs ettiğimiz tarih kokan bir belgesel, bir roman idi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ve sizlere iyi akşamlar diliyoruz.